Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok değişik bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Başlıkla görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar 60 seviye üstü olan bütün silahlarını oynayacağım arkadaşlar. Ee, Baya bir silahım var. Video fikri bulamadım. Çok da sıkılmıştım. Dedim bari alayım yani bari şey yapayım. Yani oynayayım birazcık. Yani bu kadar. Yani 60 seviyesiz bütün silahlarla oynayacağız arkadaşlar. Video uzun olacak büyük ihtimalle arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Ee, şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere dün yeni etkinlik geldi. Yani aslında dün değil ben bu videoyu e, şu an dün çekiyorum. Yani siz şu an bu videoyu izlediğinizde ben bu videoyu dün çekmiş olacağım. Zaten saat bir saat 7 falan akşam 7. Çok da sıkılmışım dediğim gibi zaten buradan da belli olur dün çektiğim. Yani siz şu an bugün izleyeceksiniz ve bugünün videosu ile birlikte sandık videosu da gelecek. Sandık videosunda e, ikisini yani bu video ile birlikte aynı anda yayınlayacağım. Hatta bu video galiba daha önce gelecek arkadaşlar. Yani sandık videosunda e, alttaki, alttaki videolardan da bulabilirsiniz. Büyük ihtimalle o videoyu da çekeceğim dediğim gibi arkadaşlar. E, dediğim gibi bu 60 seviye üstü bütün silahlarla oynayacağım. Ee, o zaman hadi videomuza geçelim. Evet görmüş olduğunuz üzere bir saniye öncelikle arkadaşlar geldim bu arada. Öncelikle arkadaşlar ben şu 60 seviye şu silaha bir bakayım. Ee, bu silah gayet iyi bir silah. Yani mesela 61 seviye Vandal şu an elimdeki ve görmüş olduğunuz üzere iki tane kill çıkarttım. Tabii ki de bir kill diye yazıyor. Seviyesi düşük ya yani seviyesi derken ya ya yani düşük aslında seviyesi 61 seviye. 65 seviye olmamasına rağmen iyi bir şekilde avlıyor. Bu birinci silahımızdı. Gayet iyi. Vandal size öneririm. İkincisi Witch Hunter. Bildiğiniz üzere bazı sandıklardan çıkmıştı Witch Hunter. Bu arada ben ilk kez kullanıyorum. Ben hiç kullanmamıştım açtığımdan biridir. Yok açtığımda da kullanmamıştım. Witch Hunter kullanıyorum şu anda. Bildiğiniz üzere ee, bir ara galiba Witch, Witch Hunter sandıklarına çıkartabiliyordunuz. Ee, i̇şte. Çıkartabiliyordunuz. Bu kadar yani. Bakalım hatta. Ya, dediğim gibi video çok uzun olacak. Çünkü 60 seviye üstü olan birçok silahım var. İlk başta 65 seviye yapsam diye düşündüm. Sonra 60 seviyeye e, şey yaptım. E, bu bu da aynı şekilde e, Witch Hunter gibi. Bu da sandıklardan çıktı. Bunu da ilk kez oynuyorum. Zaten birçok silah ilk kez oynayacağım herhalde. Oo bir saniye o neymiş? Baksana tipe. Oo güzel. Ama çok fazla reload. Yani çok fazla bekletiyor. Ee, şöyle tarayalım. Gayet iyi. Ve son kez de oynayıp diğer silahımıza geçelim. Ee, bir 4-5 maç atarız herhalde. Yok 3, 3 maç. Abartmayayım. 3 maç atılır ama güzelmiş. Şunu ben bir vurabilir miyim abi? Vuramadım. Neyse. Adamın canına gram kalmış. Son kez de şöyle bir tarayayım. Tamam yokmuş. Ee, Saturn var. Saturn e, galiba ben satın almışım. Tam hatırlamıyorum. o Ya da bu da sandıklardan çıkmıştı. Dediğim gibi tam hatırlamıyorum. Ee, bu da güzelmiş. Çünkü shotgun ya. Primary eşittir shotgun bence. Gayet iyi dediğim gibi. Ee, diğer video e, diğer silahımız ise arkadaşlar Allah'a bu, bum ee, bum bum. Bu benim en sevdiğim primari çünkü gerçek anlamda adama çok fazla damage atıyor ve yaklaşık 40 tane mermisi var. 40 mermi nedir abi? Bunun için 40 mermi çok 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 fazla yani. Abi bu ne yani? Tarıyorum, tarıyorum, bu tarıyorum. Adam ölmüyor. Allah'ta bir tane de şunu basalım. Nerede? Adam mı kalmadı? Yo. Pingim var. Evet arada sırada pingim çıkıp çıkıp duruyor. Ee, evet bu silah da böyleydi. Gerçek anlamda adama çok fazla damage veriyor. Ee, ben bir kendi internetime geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ee, gerçek görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar çok iyi bir silah dediğim gibi kendi internetime çek, geçip geldim arkadaşlar. Ee, bakalım şimdi diğer silahımız ne? Şu an internet şeyi gelecek. Ben bağlandığına geleyim arkadaşlar. Evet okey zaten bağlandı. Ha, bağlandı sayılır. Kesmem bile gerek yok yani. Evet şimdi. Bir go e, bu neymiş? Bu go bir şey bir şeydi de. Şimdi ben bunun için 400 tane gem harcadım arkadaşlar ya. Hatta kanalda da videosu var fakat benim primarilerde açık ara farkla en sevdiğim ikinci e, şeyi ne denir? E, şut atma animasyonu gerçek anlamda baya güzel. Şöyle gayet güzel arkadaşlar. Bir kere daha oynayalım. Ondan sonra diğer silah geçeceğim. E, bu silah fazla iyi değil ya. Ben bunu fazla beğenemedim. Ne oluyor ya? Bazenleri değişik değişik sesler çıkıyor. Evet merhaba. Öleceksin. Ölmedin. Dediğim gibi pek fazla sevmedim ben bu silahı. E, ve atış animasyonu olarak silah deseni olarak en sevdiğim silah geldik. Fakat e... Şey, şöyle bir sıkıntı var. Bu silah o kadar şey gözükse de, o kadar güzel gözükse de hiçbir şu Allah'a bum bum kadar iyi vurmuyor. Yani hiçbir bir Allah'a değil gözümde dediğim gibi ama güzel. Yani görmüş olduğunuz üzere. Fakat animasyonu falan baksana da, çok gerçek çok gerçekçi dedim yanlışlıkla. Çok güzel gözüküyor. Ee, şunda bu arada baya bir maç atacağım gibi. Hemen hemen Vikings'lere geçelim. Vikings'ler benim e, bildiğiniz üzere en çok kullandığım silah. Ya bunu bence ben pek fazla kullanmama gerek yok ya. Zaten birçoğunuz biliyor. Şat en iyi ikinci şatkan falan işte. Ultimate'ım da en iyisi. Öldür beni. Hadi. Hadi be. Ee, şimdiki silahımız ise arkadaşlar. Şu anda biz pistole geçtik görmüş olduğunuz üzere. Burada bir o, Void Enerji Pistol var. Bunun da nasıl olduğunu bilmiyorum ama oynamıştım galiba. Ay. Güzel vuruyor bu arada. Kötü vurmuyor. Ne oldu ya lan? Çıkamadım. Ee, bakalım nasıl bir şey ona bay kötü kötü pek fazla beğenemedim. Ee, aslında bunu e, bu gibi silahları deathmatch falan kullanacaksın. t fight'ta kullanman birazcık hataydı. Hemen hemen diğer silah geçelim. Hemen evet Mercenary. Mercenary. bakalım nasıl bir şey. Evet tarıyor. Yani fazla beğenemedim ben. Direkt de geçebilirim aslında. Şu an evet bir tane daha ee, vuramazsam artık. Merhaba. Evet. Bu adam da kolpa kolpa zaten şey yapıyor. Ee, bunun adı neymiş? Bir saniye. Trikan Trik'ti galiba. Tam göremedim. Ee, bu silah şeye benzerliği var. Ana! Trikan ee, Trik'tmiş bu arada. Bu silah dediğim gibi güzel bir silah yani diğer rare olan pistollara göre daha iyi bir silah adamı canı zaten çok az şu anda beni öldürseydi keşke gösterseydim bir diğer maçımıza hemen geçelim hemen geçelim ama hemen hemen hemen, hemen. çünkü video çok uzun olacak dediğim gibi diğer silahımız ise Venus. Bu Taryan bir silah Vandal'a çok benziyor dediğim ya göründüğü, gibi işte. Böyle bir silah. E, aynen adam da geldi zaten. E, ve skobu da gayet güzel. Gayet güzel. Bir skopla oynayalım. Ana ben diğer primarilerin okey ya skop o kadar önemli değil. E, güzelmiş güzelmiş. Ha, hemen değiştirelim. Hemen değiştirelim. Bakıyorum hemen ekstra motor en çok kullanılan pistol silah zaten ve adam var mı aynen adam geldi bunu da pek fazla göstermeye gerek yok zaten her yüzde biliyor hemen değiştirelim bu çok underrated 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 demek şu demek arkadaşlar değeri bilinmeyen bir silah. Ee, Bunu da Battle e, Pass'ten almıştım. 30. seviyede veriyordu. Bir önceki Battle Pass'in. Gayet güzel. Dur abi yanlış silaha geçiyoruz. Ee, bir 4-5 kafa vuruşunda adamı direkt öldürüyor. 1-2-3-4 Hemen değiştirelim. Dediğim gibi çok underrated bir silah. Güzel 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 ee, bu silah benim ilk çıkardığım 65. seviyelik silah gayet güzel bir silah yani adamı 4 ya da 3 vuruşta falan avlıyor okey hemen değiştirelim hemen değiştirelim ritual revolver benim en çok kullandığım silah. Exterminator benim en çok kullandığım ikinci silah. Yani genellikle ben bu silah kullanıyorum bildiğiniz, bildiğiniz üzere. Exterminator ama genel olarak en fazla kullanılan silah. Ya en çok kullanılan mı? Ya galiba en çok kullanılan ya. Çünkü iki tane daha silah var. Ya mesela direkt bunu geçebiliriz aslında. Dur bari şunu vurayım. Vuramadım. Adamın çünkü iyi bir silah var ve Meliler'e geçtik. Hemen şuna bakalım. Ee, bu Kensam şey zaten testlere. Bunu sadece mobilitesi için alırsın. Ya pek de fazla bakmaya gerek yok. Zaten burada sadece mobilitelere baksak yeter. Ee, görmüş olduğunuz üzere bu silahın adını göremedim tam ya. Bu da bu da kullanılan ya çok fazla kullanılmıyor tabii ki de. Bu da kullanılan Zeus. Gayet iyi. Gayet iyi pardon. Ruler Sword. Şimdi bu benim 65 seviye. Ben ve ben bunu e, klandan bulmuştum bu arada. Merhaba. Hop 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 ölmeden hemen şunu basalım. Gayet güzel bir silah. F5 ol gerçekten rare değil de başka bir şeymiş gibi gözüken bir silah aslında bu. Yani güzel. Ben bunu yani sen, sen bir öl bakalım. Dur abi çok yanlış yaptım çok yanlış yaptım. Bam bir. Firebob gerçekten güzel bir silah. Ee, hadi Firebob'la devam edelim. pat Gel bakalım. Okey. Basamadım. Ee, bir diğer silahımız Gold favor Şimdi e, kaybettim yazısı. Çıktı. E, Dediğim gibi gayet güzel yani. Silahlar gayet güzel. Kazma. E, bu benim ilk çıkardığım 65 seviyeli kazma bu arada. O primaride de şeydi. Ee, neydi ya? Benim en iyi primari dediğim vardı. Bakmam lazım. Allah'a bum bum. O da benim ilk çıkardığım primari. 65 seviyelik. Ya bunu da pek fazla göstermeye gerek yok aslında. Ya zaten amacı belli. Ya Farb or bile daha fazla vuruyor falan bile diyebilirim buna göre. O kadar değişik bir pistol. Aynen. Ee, diğer silahımız bu. Ee, bunun videosu %100 gelecek. Çünkü gerçek anlamda çok güzel bir e, melee. Yani diğer adıyla da bıçak. Gerçekten çok güzel. Nerede? Şöyle mesela bakalım. Hop nereye aslan? Ee, bir kere daha oynayalım hemen. Şöyle pat pat. Hop. Bu bir petini alalım. O pistol eline hadi bakalım. Ve hemen şuradan testere geçiyorum. Testere benim en çok kullandığım silahtı. Fakat şu an yerini kaptırmış vaziyette. Testere 85 mobilitesi olduğu için gayet güzel bir silah. Ve kafadan tek atıyordu galiba ya da bir iki atıyordu tam hatırlamıyorum. Vücuttan ama iki atıyordu onu hatırlıyorum. Okey gayet güzel gayet güzel. Gel buraya nereye yapıyorsun sen? Okey gayet güzel dediğim gibi mobilite de bitti arkadaşlar. Ee, burası az. Hemen şuna geçelim. Bu, gal bu galiba önceki Battle Pass'te e gözüken bir silahtı. Gayet güzel bir silah dediğim gibi. Pa de demedim lan öyle bir şey kötü bir silah. Kötü bir silah. Artık alışkanlık haline gelmiş kötü bir silah. Ben sevmedim. Yani nefret ediyorum bu silahtan. Bir şimdi sırada Lazer Spear var. Şimdi hop bu kadar yavaş vuruyor ki. Hop yapamadım Lazer Spear. Ama en kötü en kötü galiba laser spear ya. Ee, bunun bunu adını tam bakamadım. Lazer bu da. Disk e, şey sekmiyor falan hiçbir şey olmuyor. Rare kendisi. Bu da sandıktan çıkmıştı. Spell all bats of bats. Bu da sandıktan çıktı. E, ee, bunun amacını ben peki Anlamadım bir o, pat pat Öldü Spilopat bakalım Şöyle Aynen adamı falan şey yapıyor işte normal şeyler ee, Doktor var Bana doktor muydu lan <laughs> Adam bana Bad doktor Aynen bed doktor Değişik yani mesela vurduğunda animasyonlar değişik. Ölebilirim herhalde artık. Böyle bir güzel bir skobu var. Basalım ve e, galiba spesiyeller daha yeni başlamıştık. Doğru bakalım şimdi şöyle vuralım. Hadi oğlum. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Silah tanıta tanıta birinci olacağız gibi gözüküyor. Ee, bakalım buradan... E, cooking Totem var. Bu Totem'ı ben Monster'larda... ...ya en çok kullandığım silah galiba... ...şu Monster'larda çünkü... E, ...her yerden geçebilme özelliği var... ...ve gerçek anlamda da güzel. Yani kendine heal basıyor. Bunu da pek fazla göstermeye gerek yok aslında zaten önceki videolarımı izleseydin e eğer izle iz Cık, konuşamadım eğer önceki videolarımı izlemiş olursanız bunu zaten kullanımı göreceksiniz ee, burada çok değişik bir silah var adını söyleyemiyorum fakat aralarındaki en güzel silah şu dar alanlarda açık ara farklı en iyi silah diyebiliriz to e totemle belki yarışır yok yok totemle yarışamaz totem olna yarışamaz pardon. 2 kill aldık bile. Yani siz şöyle düşünün artık. Eee dol var. Eee ben arkadaşlar 100 abone olduğumda 1000K çekiliş eee bildiğiniz üzere 1000K şey yapacaktım. 1000K videosu gelecekti. 100 aboneye özel. Eee videoyu yanlışlıkla silmişim ya. Yanlışlıkla sildiğim için eee bunu nereden çıkarttığımı falan Mağazlarınız anlamamış olabilir. Ben bunu e, 1000k videosunda e, çıkarmıştım. Bu da gayet güzel. E, Spesiyali de bitirdik. Hemen sniper'a geçelim. Sniper en fazla. Hatta Bon'a da bakalım. Bon 57 seviye. Fakat Bon'a da bakmak istiyorum. Çünkü e, benim ilk çıkardığım Battle Pass. Teki şey işte. Benim galiba bu 3. Battle Pass'im olacak ve ben oyunu kaç aydır oynuyorum daha yani. Oyunu başladığımdan beridir bir hiçbir batıpsik açırmamışım. Aynen. Hemen şöyle, evet çok kötü. <laughs> Last neymiş bu? Tam bakamadım. Last hop. Last hop. Bilmiyorum nasıl bir silah. Kafadan tek atmıyordur, iki atıyordur, belki üç. Ya işte böyle bir silah bir kere tutturayım yeter. Skoba ile tutturayım. Oha skoba bak. Aga bir saniye. Aga bir dur. Saldırma saldırma hayır. Aa, oğlum çıldıracağım. Birinci S'i Allah'ım şükürler olsun. Abi ben dayanamayacağım. Adam robot. Allah fakat aynen. E, ee, bu da Proto e, prototype zaten birçoğunuz biliyordur. Bu da en çok kullanılan sniperlardan bir tanesi. Mağazada satın alanlara göre. E, ee, gayet güzel bir silah. Hadi bakalım. Şöyle bir kere daha vuralım hadi. Vuramadık yapacak bir şey yok. Ee, bakalım e, Skull School Crossbow mu? Aynen School Crossbow. E, school Crossbow'u ben gerçekten seviyorum. Tricket Spam'larda falan. Gayet iyi bir sniper. Hatta Crossbow bile diyebiliriz. Evet ben e, şeyde bırakayım bunu. E, bunun silahın adını unuttum. Anti Hero Rifle. E, bildiğiniz üzere bir de e, anti ne vardı adını unuttum ya. Ben bilmiyorum da galiba anti bir şey vardı. Yani bununla karşılaş, e, karıştırabilirsiniz. Ben ilk başta çünkü karıştırmıştım. Anti Champions'la aynen Anti Champions'la karıştırmayın arkadaşlar. Anti Champions 20 kat daha iyi bir silah. Bu da ama gayet güzel bir silah. Kazıklanmıştım ama. E, Alien sniper rifle. E, bu silah benim e, oynayacağım bir tane daha silah benziyor. Fakat tabii ki de oynayacağım ee, diğer silah. Daha iyi bir silah. Zaten birçoğunuz anlamıştır. Güzel bir silah. Fakat mesela şu lazer özelliğini diğer silahla adını unuttum ya. O silahın adını. Hemen bakalım. Activity. Activity silahı, silahına benziyor birazcık. Çok benzemiyor. Güzel bir silah. Ee, neymiş bu? Neutralizer galiba. Öyle okunuyor. Ben bir 5 saniye kafa error verdi. Ee, tarıyor gayet güzel. hat spawn şimdi gayet iyi. Ya mesela bunu oynarsın falan işte. Fakat fazla da önermiyorum. Ya şey tam triket değil de şu pistollerle mesela oynarsın. Bu pistol değil, bütün pistollerle oynarsın. Ee, dediğim gibi taradığı için avantaj, fakat hasar düşük. Gaz kanon var, güzel bir AVP. Ben bunu kullanıyordum. Şeyken, şu lazerler çıkmadığında, hop, sen bir öl. Köy. Ee, güzel dediğim gibi. Hop, sana bir kafadan vuralım. Vurduk ama ölmedin bir diğer silahımız ise Heavy Sniper Rifle. Bu en çok kullanılan sniper galiba. Ben öyle biliyorum. Tam e, tam bilmiyorum ya. Ama öyledir büyük ihtimalle. Ya birçok işte çünkü bu silahı görüyorum. türkiye spam'a uygun olduğu için hem efsane rolü aldığı için ya yani normalde pardon efsane mi bu? Aynen. Efsanevi. Legendary eşittir efsanevi ya. Mythical değil. Hem ucuz hem e, trike spam için uygun hem pistol'den e, AWP geçtiğinde gay gayet bir taramalı gibi geçiyor. Onun dolayı birçok bu silah kullanıyor. Profesyonel bow oyundaki nadir tek atan silahlardan bir tanesi tam tek atan silah. Ya mesela <laughs> ya tam derken tam kafadan tek atan silahlardan bir tanesi nadir. Ee, ve AVP açısından galiba pardon, Bob açısından da tek atanda bilmiyorum. Yorumlarda düzeltirseniz iyi olur. Fakat inanılmaz fazla bir damage hasarı var. Zaten görmüş olduğunuz üzere genellikle tek yiyor. Genellikle tek yiyor. Ben orada nasıl tek atamadım adama? Mesela bu adam galiba e, bir şey içmiş. Hemen şuraya bir tane daha atalım. Ondan sonra diğer silahımıza geçelim. Merhaba. Hop. Seni attım. Okey. Okay. Ee, Deathmoth Rifle benim en çok kullandığım silahlardan bir tanesi. En çok kullandığım ikinci AWP silahı. Ee, gayet güzel. Bodylerde en iyi silah galiba. Body atan. Fakat kafadan iyi atamıyor. Bunun da videosu var. Arkadaşlar kanalımda bulabilirsiniz. Gayet güzel bir video o da. Eğer isterseniz arkadaşlar şu Deathmatch Rifle ile Activity Sniper'ını karşılaştırabilirim haberiniz olsun. Bu Sprit var bu benim ee, gerçek anlamda sandıkların en zor çıkarttığım ee, bov hatta sniper hatta şey diyeyim yani ee, en zor çıkarttığım derken çok şansa çıkarttım çünkü bu sadece Winner Chest'ten çıkıyordu diye hatırlıyorum tam. Ee, bilmiyorum galiba sadece Winner sen çıkıyordu. Sadece Winner Chess'ten çıktığı için de gayet zordu yani baya bir zordu. Ama ben bunu istemiyordum fakat bu çıkmıştı gayet güzel bir silah dediğim gibi. Activity Sniper benim buralardaki açık ara farklı en çok kullandığım silah. Ee, gayet güzel. Neden? Ee, çünkü kafadan neredeyse tek atıyor. Yani çok 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 az bir can bırakıyor. Ama artık galiba tek atıyor benim şu yumruk özelliği geldiği için. Tam olarak bilmiyorum. Şöyle bir öldü mesela. Yine öldün sen. Kardeşim senin burada ne işin var? Öldün. Şöyle çarptıralım. Evet, aynen yine öldün. Gelme. Hoş. Okey. Bir ölmedim gitti arkadaşlar. Bir ölmedim gitti. Öleyim diye diğer silahlara geçeyim. Yani birazcık bağımlılık yapan bir silah. Hop. Pat. Kaç kaç şarjör boşalttım ya. Ultra kill aldım. Evet. E, dediğim gibi gayet iyi bir silah. Zaten az kalsın bizde birinci yapıyordu sadece oynayarak. Ve heavy'lere geçelim. Heavy'lerde çok fazla bir seçenek yok. Yani Oynayış açısından. Ee, bunu nerede çıkarttığımı tam bilmiyorum. Ne kadar yüksek zıplattı. Bana hasar vuruyor mu acaba? Şu an hasar vurmayacak. Bakın. Bakalım. Aynen. Ee, bayağı bir vuruyormuş bana da. Fakat çok yukarı çıkartıyor. Ee, fena değil. Yani bazı yerine daha değişik silahlar alabilirsiniz. Hydra var. Hydra'yı ilk kez oynayacağım. Oha tarıyor bu. Bu tarıyor direkt. Ee, zıplatıyor mu? Oha. Oha. Galiba çok zıplatıyor. Bilmiyorum. Ve canınız da gitmiyor. Aynen onu anladım ben. Ee, şöyle tarayalım o zaman. Gayet güzel bu arada, heavylerde güzelmiş gayet. Ee, Ders silahımıza geçelim hemen heavyde. Heavyde e, Alin kanun var. Alin kanun e, ilk kez kullanacağım bunu da Nasıl bir şey? Çok merak ettim. Sekiyor. Oha! Ben bunu ilk kez kullanıyorum. Hop mesela adam geliyor. Pat. Diğer tarafa. Güzelmiş. Gayet güzel. Bir kere daha at atalım. Pat. Bamlık yapıyor oynayışı. Ee, şöyle. hemen Hemmendir hevimize geçelim. Ghost launcher. Bunu da galiba ilk kez kullanacağım. Yok. Bunu ben bir kere kullanmıştım. Sonra bırakmıştım. Gayet güzel galiba. Yani tam bilmiyorum. Güzeldir. çok yavaş. Şimdi şöyle şunu bir avlayalım. Av, avlayamadık. Pat hadi oğlum bir kere daha attım. Ölen öldürür inşallah. Olmadı. Ee, Dark Make Wand. Gayet güzel. Bu, bu ben bunu gayet seviyorum. Güzel. Yani coin'in boşuna gitmesine rağmen çok üzülmedim yani. Çünkü kullanılabilen bir silah. Şöyle yeniden pat. Şöyle o, O neydi abi? Gayet güzel. Güzel. Ee, bundan sonraki büyük ihtimalle son olacak. İnşallah son olur. Son olduktan sonra zaten e, videonun sonuna geliriz arkadaşlar. Bastion var Bastion gayet iyi bir silah Ben zaten şey çıkmadan önce Proton Freezer çıkmadan önce Bu silahı kullanıyordum ve gayet de memnunum Aslında yani çıkmasa bile olur diyordum Proton Freezer ama tabi ki de Proton Freezer daha iyi Ama dediğim gibi iki vuruyor ve Gayet iyi Mesela Böyle atabilirsiniz Yani Güzel. Proton Freezer benim e, buralarda kullandığım e, en çok kullandığım silah. <laughs> e, bir de bir saniye. Ben burada ilk 5, ilk 65 seviye yapt, yapmadığımı galiba söyledim. Pardon. Yaptığımı söylemedim. E, ben burada galiba ilk 65 seviyeyi totemle yaptım. Tamam. Direkt söylemeye bile gerek yok. E, burada ise e, neydi ya burada? Burada Prototape olması lazım. Galiba ilk 65 seviye yaptığım. Ya da e, crossbow olması lazım. S, e, split. Split olan bakalım. Ba, split. Bob of Split. Aynen. Bob of Split'ti galiba. Burada ise benim ilk max yaptığım e, bu Bastion. Gayet güzel bir silah. Dediğim gibi Bastion. Proto Freezer'ı pek fazla anlatmaya gerek yok. Güzel bir silah. Değişik değişik sesler çıkıyor. Tamamdır. Ee, i̇ki tane daha silahımız kaldı. Bu silahımız ee, Battle Pass'i maksadınıza veriyor. Ve bunun ee, diğer özelliklerinden bahsedecek olursak. Ee, scope açtığınızda adamın x-ray gözüktüğü için böyle çok rahat bir şekilde adamı indirebilirsiniz. Yani böyle böyle yaparak adamı indirebilirsiniz. Fakat e, damage açısından birazcık geri planda. Yani tek atmıyorsa hatta iki atmıyorsa niye var? Fakat adamın mesela böyle bakmak için adam mesela şuradan geçiyor diyelim. Path, Brak. Bak, mesela adam bak buradan geçtiğini gördüm. Adamı direkt öldürdüm. Ee, bu yönden gayet iyi bir silah. Ee, ve son olarak TV. Bu benim en son çıkarttığım e, silahtı galiba. Heavy'lerde. Ee, bildiğiniz üzere bunun hakkında bir video çektim. O videoyu da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel bir video o da. Yani ihtiyacınız yarayabilir. Bu video. Eğer TV'niz varsa ee, dediğim gibi gayet iyi bir silah ya pek de fazla anlatacak bir şey yok işte bu kadardı ee, bakıyoruz yani başka bir şey yok mesela burada olması gerekenler mesela bu Dequatus Rifle yani bu ben ilk çıktığında bu gerçekten oha falan filan diye çok inanılmaz sevmiştim çünkü Gerçek anlamda çok iyi bir silah aslında. O ne abi? Senin oha! Adamın neredeyse hiç canı gitmedi bu arada. <laughs> Gayet iyi bir sil... <laughs> silahtı. Silahtı tabii ki de. Şu an e, iyi değil. Mesela Deadly Digital benim ilk aldığım Trader Wars'taki silah. Çok güzel bir silah. Hala kullanışlı yani. 30 seviye ama hala kullanışlı bir silah. Ve e, hemen şuraya Bubble var. Bubble'ın amacı adamları yavaşlatmak falan. O kadar sadece Bubble'ın avantajı. Bu kadardı arkadaşlar. Video baya bir uzun oldu herhalde. Dediğim gibi. Bakalım hatta menüye geçelim arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Size at bir seviye üstü olan tüm silahlarımı anlatmaya çalıştım. Ee, kanalıma abone olup e, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar görüşürüz bay bay